Bodrum'daki Cennet Turizm köşelerinden Orak Adası'nda geçen hafta sonunda ikisi çocuk 9 kişinin yaralanmasına neden olan karette karettaları bulmak için koyda inceleme yapıldı. Ekipler 6 saat içerisinde bir tek karette karetteye rastlamadı. Bodrum ilçesine 10 mil, Yalı mahallesine 3 mil uzaklıktaki Orak Adası'nda geçen hafta sonunda ikisi çocuk, 9 kişinin karette saldırısı nedeniyle yaralanması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla bugün botlarla adaya çıkartma yapıldı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Bekir Erdoğan Başkanlığı'ndaki heyette bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilite Merkezi alan sorumlusu Ahmet Yavuzcan'dan, akut üyeleri ve 4 dalgıç saldırının gerçekleştiği ve yaklaşık 30 teknenin demirlediği koyda inceleme yaptı. Müdür Yardımcısı Bekir Erdoğan dalgıçlarla birlikte denize atlayarak aramalara katıldı. Ancak yaklaşık 6 saat süren arama sırasında ada etrafında tek bir karettaya rastlanmadı. Denizden çıkan Erdoğan geçen hafta yaşanan olayın ardından hemen bir ekip oluşturduklarını belirterek şöyle konuştu. Bu tarz kaplumbağalar uzun yıllardan beri bölgemizde var ama daha evvel böyle bir şeyle karşılaşmadık. Yani benim tahminim büyük ihtimalle teknelerden verilen yemek üzerinde çekiyor olabilir. Tahminim o. Onun haricinde saldırması için bir sebep görünmüyor. Burada tabii günlük gezi teknelerinin yoğun olarak durduğu yer. Gelince de ekmekle balık besleniyor. O balık besleme sırasında çıkan sudaki titreşim hareketler hayvanı buraya çekmiş olabilir. Şu anda İl Çevre Müdürlüğü'nden de gelindi. Geniş çaplı bir araştırma yapılıyor. Eğer tek bir hayvan böyle bir davranış gösteriyorsa rehabilitasyon için herhalde yakalanıp buradan götürülecek. Öyle görünüyor. Su Sporları ve Can Kurtarma Derneği Başkanı 54 yaşındaki Arif Yılmaz'a 32 yıldır bu bölgede turist gezdirdiğini ve bugüne kadar benzer bir olay yaşanmadığını ifade etti. Yılmaz şöyle konuştu. Şu zamana kadar yaptığımız araştırmalar herhangi bir test yapamadık. Ancak daha önce Köyceğizler'den özel çevre koruma bölgesinde de yine deniz kaplumbağalarının insanlara bu tip zararlar vermesiyle ilgili tecrübelerimiz vardı. Biz o bölgede yaklaşık 2 yıldır deniz kaplumbağalarının hiçbir şekilde beslenmesini yasakladık. Bu yasaklanmanın sonucunda bu zamana kadar herhangi bir olumsuz vaka cereyan etmedi. Yine burada görüyoruz ki günübirlik tekneler tarafından yoğun olarak kullanılmakta bir koy. Teknelerden de hayvanlarımıza, işte deniz kaplumbağalarımıza işte balıktır, tavuktur, çeşitli besin maddeleriyle bunları turistlere göstermek amacıyla beslenmelerine neden oluyorlar. Bu da hayvanların beslenme alışkanlıklarının değişmesine neden oluyor. Bundan tahmin ediyoruz. Benim burada önerim, bakanlık olarak önerimiz, hayvanların doğal yaşam ortamına beslenmelerin hiçbir şekilde dokunulmaması, hiçbir şekilde müdahale edilmemesi, hiçbir şekilde tur tekneleri tarafından deniz kaplumbağalarını besleme amaçlı balıktır, tavuktur, herhangi bir besin maddeleri verilmemesi. Eğer